Şimdi hem İstanbul'da olan deprem, şimdi bugün de Muğla'da olan deprem, bu arada da olan artçılar hepimizi korkutuyor. Artık Türkiye'nin pek çok noktasından böyle deprem haberleri geliyor. Biz de işte bunları değerlendireceğiz. Yanımızda Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şükrü Ersoy var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim. Çok sağ olun. Şimdi İstanbul'daki depremin ardından, 5-8'lik depremin ardından bugün Muğla'da yaşanan deprem 4.3 şiddetinde korkutuyor hepimizi. Ve hasarlı binalar var. Arkadaşımız anlattı. Hastane, okul gibi kamu binaları üstelik. Bu tablo size ne ifade ediyor olası büyük bir deprem açısından? Öncelikle Muğla'daki depremden mi başlayayım, buradan mı başlayayım? Muğla'dan başlayalım isterseniz. Peki. Son olan olduğu için oradan Peki. başlayalım hocam, buyurun. O civarlarda ben 20-30 yıldan beri çalışıyorum. Orası benim uzmanlık alanım. Dolayısıyla aslında buradaki deprem çok kritik bir yer. En az İstanbul kadar ve Türkiye'nin en kritik bölgesi burası. Çünkü şu Rodos Adası tam buradan 4000 metre derinliğinde bir çukur var. Bu çukur boyunca Afrika kıtası Anadolu'nun ve Ege'nin altına doğru dalıyor. Ve Türkiye'nin en büyük depremlerinden bazıları burada ve çok büyük tsunamiler yaratabilecek bir yer. Yani Endonezya'daki depremlerin benzeri bir deprem burada olabilir. Burası o anlamda çok kritik ve önemli bir yer. Yani bu 4 nokta olabilir ama olduğu yer açısından kritik. Nasıl Marmara'daki 5.8, 4.6'nın yeri kritikti, burası da kritik. Onu söyleyeyim şimdi. Aslında hep konuşuyoruz hocam, acaba tsunami olur mu Türkiye'de? Evet. En büyük korkularımızdan biri. Yani siz bu bölge için bir tsunami uyarısı yapıyorsunuz. Tabii. Türkiye'nin en fazla tsunami olan bölgesi ve tarihsel olarak tabii son 3000 yıla içerisinde bu bölgedir. Çünkü burada dalma batma zonu dediğimiz bir kıtanın diğerinin altına doğru daldığı bir yer var ki en tehlikeli bölgelerimizden bir tanesidir. Peki şimdi bu iki depreme birlikte baktığımız zaman, birisinin öncü deprem olduğu söylendi. Bu da artçı deprem. Hocam ne öngörüyorsunuz olası büyük bir deprem için? Nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Arda arda yaşanıyor. Şöyle bu ayrı. Marmara'yı ayrı yorumlamak gerekiyor. Buyurun. Bunu yorumladık. Hı hı. Harita değişirse Marmara üzerinde konuşabiliriz. Tamam, haritayı değiştirdik. Güzel. Şimdi kritik olan şuydu. Bunların önce olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü ana şoku yaşamadık. Yani gelecekte beklediğimiz büyük Marmara depremini biz henüz yaşamadık. Evet. Bunlar yaşanırsa ancak bunların önce olduğunu söyleyebiliriz. Hı. Şimdilik bunlar 4.6, sonra 5.8. 5.8 münferit, kendi başına bir bağımsız deprem gibi görünüyor. Ama yeri kritikti. Niye? Şu kırılmaya aday, kırmızı çizgi kırılmaya aday fay zonu. Bu aşağı yukarı şuraya kadar geliyor. Çünkü 1912'de diğer kısım kırılmıştı. 1999'da da İzmit Körfezi'nde olduğu kısım kırılmıştı. Aday burası. Dolayısıyla bu depremlerin bu bölgede olması tabii ki bizi endişelendirdi. Kırılmaya aday bölgenin başında olduğu için burayı izliyoruz. Ama bunun önce olduğunu söylemek çok spekülatif olur. Bunun ardından çok büyük deprem hemen gelecek demek de spekülatif olur. Ama teknik olarak bunlar mümkün. Yani bilgilerimiz bize onu söylüyor. Tabii bu 5.8'den sonra artçılar olacak ki oluyor. Sanıyorum 400'ler civarında oldu artık, 2'den büyük. Ve bu artçıların bazıları 4 büyüklüğünde, bazıları 5'e bile çıkabilir. O bakımdan vatandaşlarımız işte büyük deprem geliyor diye endişe duymaları anlamsız. Bu artçılar birkaç hafta zaten yaşanacak. Yani bir aya kadar bu artçıları yaşama durumumuz olabilir. Hı hı. Şimdiden bunu bilmekte fayda var. Peki bu artçılar kırılması muhtemel fayın üzerinde mi oluyor hocam? Kırılması muhtemel fayın zonunda oluyor. Tam üzerinde olmayabiliyor. İşte Kandil'in açıklaması da var. İTÜ'nün açıklaması da var. Bakın şu fayların sıçradığı bölgelerin araları köprüler. Şuralar ve buralar kritik yerler. Burada farklı yapılar da olur. Şu kalın çizgiler tipik böyle yanal olarak atımlı bir fayın karakterini taşır. Ama şu bölgelerde tali ikincil faylar vardır. Farklı karakterler de gösterebilir. İşte bu depremlerin olduğu yer aslında bu bölgelerde. Dolayısıyla bir şeyin başlangıcı olduğu için o yüzden endişelenmiştik.
ama şu saatte deprem olur, bir gün içinde olur gibi şeyler, dedikodulara inanmasınlar, itibar etmesinler. Evet, özellikle o gece olan bu spekülatif yorumlar var. Şimdi merak ettiğimiz şu, hep söylenir ya hocam, 5-8'lik bir deprem oldu. Bu deprem acaba o gerilimi arttırdı mı? Nasıl bir etkisi oldu o gerilime? Bu depremin kırıldığı yerde faydası olmuştur. Küçük bir kırılma, yırtılma yaşandı. O bölgede artçılarla birlikte yer kabuğu dengelendiği için orası için faydalı olmuştur. Ama ondan sonra kalan kısmı için herhangi bir rahatlama yok. Yani bu küçük bir alan içerisinde rahatlama oldu. Hı hı. Ama aday kırılmasını beklediğimiz diğer zon için bir rahatlama söz konusu değil. Hı hı. Yani bu depremi de 5.8 değil de 6 olduğunu düşünün. 7 büyüklüğündeki bir depremin 30'da bir enerjisini almıştır. Öyle ifade etmek gerekiyor. Peki, hem bu Saros Körfezi'nde hem Marmaris Denizi'nde yaşanan bu kırılmalar, birbirleriyle bağlantı var mı bu fayların hocam? Kesinlikle yok. Hep bu sorulur çünkü birbirini tetikliyor mu değil mi diye. Bir tetikleme söz konusu değil. Zaten Marmara'nın dışında da bizim pek çok fay zonumuz var. Buralarda depremini bekleyen yerleşim alanları ve fay zonları var. İşte Muğla civarındaki de ayrı. Orada da denizin altında ve kara üzerinde aktif faylar var. Bunlar deprem oluşturabilir. Biliyorsunuz 2017'de 6,5 büyüklüğünde bir Muğla depremi yaşanmıştı. Orada binalarımız yıkılmadı. Küçük evet. hasarlarla birlikte. Yunanistan'da 2 kişi ölmüştü. O bizim çok iyi sınav verdiğimiz bir deprem bence. Bu 5.8'i de ben şimdi tatbikat olarak görüyorum. Yani çünkü bundan önce, bunlar oluşmadan önce biz konuştuğumuzda, yer bilimciler söylediğinde, hocam niye bu kadar korkutuyorsunuz, insanları panikletiyorsunuz deniyordu. Şimdi herkes bu gerçeğin olabileceğini artık, yani bir depremin olabileceğini kabul etmiş durumda insanlar. Yüzleştik aslında. Evet, yüzleşme oldu. Bize bir anlamda söylem olarak faydası oldu. Yani kötü bir şeyin faydası olur mu? Olur tabii. İşte müsibet nasihat örneğinde olduğu gibi bir müsibet bin nasihattan iyidir. 5.8 bu işin gerçeğini ortaya koydu. O bakımdan diyorum ben, bu haftayı biz tatbikat gibi görmemiz gerekiyor. Bakın sigortalar bile artmış, sigortalamalar bile. Vatandaşlar artık evlerini sigorta yaptırmak için şirketlere koşuyorlarmış, DASK'la ilgili. Evet, kaçtığımız DASK. Evet. Şu anda bayağı bir talep var. Evet. Doğru. Ama hep zaten böyle üst üste farklı bölgelerde de olsa depremler olduğu zaman genelde tabii ki halkın görüşü, acaba birbirini tetikliyor mu, acaba böyle mi gidecek diye bir endişe duyarız, ama ona açıklık getirdiniz. Birbirleriyle bağlantısı yok dediniz. Bölgesel olarak fayların. Yok ama yok. Aynı zon üzerinde olursa olur. Hı hı. Atıyorum. Çok, örneğin, evet çok, örnek verelim. Mesela şurada büyük bir deprem oldu, Allah göstermesin. Burada bir deprem oldu. Artık şurası, bu zon tehlike içindedir. Çünkü orayı tetikleyebilir. Şimdi biz neyi biliyoruz? Elimizdeki gerçekler ne? 1912'de şurada biten bir enerji var. Daha doğrusu şurada diyeyim. Dolayısıyla şurası kırılmaya adaydı. 99'da şurada bitmişti. Buradan sonrası içinde gerilim taşımıştı. Şimdi aday şu bölge. Evet. Bu bölge adaydı. Şimdi buranın tek parça mı, tek çift parça mı, üç parça mı kırılacağı depremin büyüklüğünü belirleyecek. Peki hocam, son bir soru soralım, bir cevap alalım. Hep sorarlar büyük deprem ne zaman diye. Şöyle, biz zaman aralığı veriyoruz ama bu depremi önceden bilmek değil. Marmara'nın deprem tarihini yaklaşık bildiğimizden, çünkü deniz altında tüm veriler, tarihsel verilere göre 1999'dan sonra şöyle bir yorum yapıldı, biliyorsunuz yer bilimciler. 30 yıl içerisinde 99'dan sonra 7'den büyük bir deprem %65 olasılıkla olabilir dendi ve bunun 20 yılı geçti. Bu neyi gösteriyor? Gerilimin oldukça arttığını gösteriyor. Gününü ayını söyleyemeyiz ama yıllar içerisinde bu deprem gerçekleşebilir. Peki, çok teşekkür ederiz Şükrü Hocam, değerli görüşleriniz için. Ayağınıza sağlık. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şükrü Ersoy'la İstanbul ve Muğla depremini konuştuk.